Türkiye'de para kazanmak da zor, paranın değerini korumak da öyle. Neden? Çünkü Türkiye'de yüksek enflasyon var ve kendimizi enflasyona karşı koruyabileceğimiz finansal araçların sayısı bir hayli kısıtlı. Odanlarda biraz fazla riskli olabiliyor. Ama bir alternatifimiz var. Amerikan borsaları. Amerikan borsaları derken de özellikle yüksek teknoloji firmalarının toplaştığı Nasdaq borsasındaki şirketler. Nasdaq borsası Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan veya dünyadan Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilen teknoloji firmalarını kapsayan bir borsa. Ve burada hakikaten harika fırsatlar var. Belki siz de bu fırsatların uzun zamandır farkındasınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Kaç parayla başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi de yatırım yapılır? Riskler nelerdir? Hangi borsalar kullanılır? Bunlardan haberdar değilsiniz ve bundan dolayı gözünüzde büyüyormuşlar. Oysa sadece 50 dolarlık bir ana para yatırımıyla borsaya girebilir, Nasdaq yatırımcısı olabilir. Ve Nasdaq'ta ileriye yönelik müthiş büyüme fırsatları olan şirketlerin ortağı haline gelebilirsiniz. İşte bugünkü videomda bunun yolunu yordamını size basıyorum size göstermeye çalışacağım. Ve fazla liste olmayan sadece 50 dolarlık bir yatırımla başlayabileceğiniz ve Amerika'nın olağanüstü teknoloji firmalarının ortağı olabileceğiniz yolu size göstereceğim. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama dinlemenizde büyük fayda var. Hazırsanız başlıyoruz. Peki Nazlak Borsası ve orada işlem gören hisse senetleri geleneksel yatırım araçlarına göre hakikaten çok daha iyi sonuçlar veriyor mu? gelişli biraz ona bakalım. Türk yatırımcısının çok sevdiği ve pek çok fenomenin sürekli gazladığı yatırım araçlarından bir tanesi altın. Altının son 10 yıldaki getirisi %52.23. Türk borsasının Amerikan doları bazındaki getirisi son 10 yılda eksi %27.30. Tabi Türk borsasının içerisinde harika performans gösteren şirketler var. Onlara yatırım yapsaydınız çok kazanıyor olabilirdiniz ama... İstimal biraz daha az burada. Niye? Çünkü borsanın geneli pek iyi gitmemiş. Amerika'da Nasdaq borsasına baktığımızda getiri %372 son 10 yılda. Bunun en temel ETF'i olan QQQ'nun getirisi ise %370'i buluyor. Teknoloji şirketlerine yatırım yaparken mutlaka uzun vadeli neden? Çünkü bu şirketler yeni bir teknoloji geliştiriyorlar ve yeni bir teknolojinin başarılı olması, para kazanmaya başlaması zaman alıyor. 10 yıl önce elektrikli arabalar yoktu. Tesla şimdi ondan para kazanıyor. 10 yıl önce yapay zeka çipi diye bir şey yoktu. Şimdi Nvidia GPU'lardan inanılmaz paralar kazanıyor. Ama bu iş zaman alıyor. O yüzden perspektifinizi uzun tutmalısınız. Ayrıca sizin için çizeceğim stratejide zaten öyle aniden büyük bir para koyup zengin olmayı beklemek de yok. Yıllara yayılmış, aylara yayılmış ufak ufak paralarla size servet kazandırmaya çalışıyorum. Bu nedenle de vadenizi uzun tutmanız çok çok önemli. Peki 10 yıllık düzlemde Apple ne getirmiş? Apple %922 getirmiş. Microsoft ne getirmiş? %962. Bunlar son derece güçlü firmalar. 10 yıl önce de güçlülerdi. Yani bunlara yatırım yapmak o kadar zor bir karar bile değildi. Ve altına göre getirileri neredeyse 20 kat daha fazla. Tabi işin içerisine Tesla ve Nvidia gibi çok hızlı büyüyen şirketleri koyunca rakamlar biraz daha da enteresan hale geliyor. Tesla'nın son 10 yıldaki getirisi %2674. Nvidia'nın son 10 yıldaki getirisi getirisi %12.150. Altın %50-60 civarındaydı. Kıyaslamayı size bırakıyorum. 10 yıllık performanslar böyle. Tabii önümüzdeki 10 yılda bu şirketler aynı performans gösterecek mi? Bundan kimse emin olamaz. Ama ihtimal eğer iyi şirketleri seçerseniz veya doğrudan Nasdaq endeksine yatırım yaparsanız siz de kazanırsınız. Büyük riskler almanıza da gerek yok. Size daha makul bir yöntem öneriyorum. Dolar ortalama maliyet yapma. İngilizcesiyle dollar cost averaging. Dolar ortalama maliyet stratejisinde aniden büyük bir para yatırmıyorsunuz her ay düzenli yatırım yapıyoruz. Ve bu sarsmayacak büyükteki paralardan oluşuyor. Mesela QQQ'yu düşünelim. Yani Nasdaq'ın temel ETF'i. Diyelim ki ona 10 yıl önce 50 dolar bir ana para yatırdınız. Sonra da her ay 50 dolar yatırmaya devam ettiniz. Bundan acaba ne kadar para kazanırdınız? Bunun için buyupside.com sitesinde bir hesaplama tablosu var. Onu ayarlanıyoruz. Gelin hesaplayalım. Ne yaptık? 50 dolar baştan yatırdık. 50 dolar her ay yatırdık. Toplamda 6050 dolar yatırmış olduk. 38.956 adet hisse senedimiz oldu. Bunun ederi 15.173 dolar. Biz ne kadar yatırmıştık? 6.000 düşerseniz 9.123 dolar kazandık. Getirimiz %150 oldu. Altının 3 katına yakın getiri var. Bu kadar basit bir yatırım stratejisinde. Aynı strateji Apple'da izleseydik ne olacaktı? Yine ana yatırım 50 dolar. Aylık ödemelerle 6.000 dolar daha yatırdık. 6.050'ye geldik. 10. yılın sonunda elimizdeki para 27.240 dolar. Bunun 21.190 doları kar %350 kazanmış durumdayız. Tesla. Tesla da işler daha da iyi. Burada 6050 dolar yatırıp 56635 dolar geri alıyoruz. Yatırımımızın geri dönüşü %836. Daha şanslı bir seçim yapıp Nvidia hissesi alsaydınız bu durumda da 6050 dolarınız 179.996 dolara dönüşecekti. Yani 173.946 dolar kar etmiş olacaktınız. Kar oranınız %2875'i bulacaktı. Yani QQQ ya en temel ETF'e yatırım yapınca da altının çok üstünde kazanıyorsunuz. Bizim borsanın ortalamasının çok üstünde kazanıyorsunuz. Ama bir de doğru hisse seni seçerseniz tabii o zaman kazançlar çılgın hale gelebiliyor. Siz de kendiniz ne kadar ana parayla başlayabilirsiniz, aylık ne kadar ödeyebilirsiniz. Bu çerçevede bir hesaplamayı buyupside.com yapabilirsiniz. Peki bu şirketlerin değerleri neden bu kadar hızlı tırmanıyor? Bir kere Amerikan borsasında işlem görmeleri büyük avantaj. Amerikan borsası dünyanın en çok yatırımcı çeken borsası. En ilginç teknoloji şirketleri orada. En gelişmiş finansal pazar. Bir de rezerv para Amerikan doları. Eğer ülkenin canı sıkılırsa sıkışırsa ortalık dolar arması veriyorlar. O da borsaları coşturuyor. Bu nedenle Amerika'da olmanın bir avantajı var. Ama onun ötesinde Nvidia gibi bir şirketi seçtiğinizde satışların süper hızlı büyüdüğünü görüyorsunuz. Bu tip şirketler yeni bir teknolojiyi geliştiriyorlar ve o teknoloji bir kez toplumda kabul görünce birdenbire roket gibi satışlar artmaya başlıyor. Bu da değerlerine olduğu gibi yansıyor. Bakın 2013 yılında Nvidia'nın cirosu 4.24 milyar dolar. Bu yıl şu anda son 12 aya baktığımızda 44.87 milyar dolara gelmiş durumda. Yine Tesla'ya baktığımız da muazzam bir büyüme görüyoruz. 2014 yılında Tesla'nın cirosu 3.2 milyar dolar. Şu anda ise 95.92 milyar dolar. Bu şirketlerin teknolojisi bir kere çalıştığı zaman adeta pazarda bir tekel haline geliyorlar yüksek kar marjları da olduğu için değerleri de hızlı bir şekilde tırmanıyor. Ve demin de dediğim gibi Amerikan borsasında olmanın da büyük avantajları var. Anlattıklarım kafanıza yatmışsa hocam biz bu yatırımı nerede yapacağız? Veya 50 dolar yatırımla başlanabilir mi gerçekten? Borsalar bunu kabul ediyor mu? Bir de hocam hisse senetleri çok pahalı. Aylık 50 dolar yatırıyorsun ama örneğin Tesla hisse senedi olmuş 240 dolar. 50 dolarla ben o hisse senedi nasıl alırım? Bütün bu sorular şu anda zihninizden geçiyordur. Burada da imdadımıza Quant Fury yetişiyor. Quant Fury bir yatırım platformu ve çok büyük Avantajları var. Özellikle de küçük yatırımcılar için. Çünkü burada işlem masrafları sıfır. Burada işlem yapmak da son derece kolay. Kuantiförde işlem yapmak için önce buraya para göndermeniz gerekiyor. Bunun şu an için iki temel yolu var. Buradaki spot cüzdanınızdaki kriptolara para aktarabilirsiniz doğrudan. Eğer bir kripto yatırımcısıysanız Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAI, Tether hepsi varlar burada. Bildiğiniz normal kripto transferiyle bu gerçekleşebilir. Veyahut da gidersiniz mesela Bitcoin satın alırsınız biraz. Nasıl oluyor bu? Kredi kartınızda 50 dolarlık Bitcoin satın alıyorsunuz. Böylece spot cüzdanınıza bu para gelmiş oluyor. Daha sonra bunu işlem hesabınıza alıp yatırımınıza başlayabiliyorsunuz. İşin bir diğer güzel yönü de burada parçalı hisse senedi alabiliyorsunuz. Mesela bakın benim şu an itibariyle 212.79 Tesla hissem var. Neden bu mümkün? Çünkü kaç paranız varsa o kadarlık hisse senedini sıfır komisyonla sıfır masrafla alabiliyorsunuz. Burada dilerseniz kaldıraçlı işlem yapmak da mümkün ama acemi bir yatırımcısanız bunu hiç tavsiye etmem. Siz güzel güzel belirlediğiniz hisse senedi veya QQQ endeksi gibi endekslere, ETF'lere sakin sakin her ay 50 dolarınızı yatırın. Demin gördük bu size zaten yeterince para kazandırıyor. Üstelik bu sizin için ciddi bir eğitim anlamına da geliyor. Çünkü yatırım yaptığınız şirketi veya endeksi takip etmeye başlıyorsunuz. Kaynaklar zenginleşiyor. Zaman içerisinde biraz daha teknik analiz yapmayı öğreniyorsunuz. Temel analiz yapmayı öğreniyorsunuz. Takip ettiğiniz insanlar değişiyor. Benim gibi insanları mesela takip ediyorsunuz ve yatırımlar konusunda iç ön öngörüler alıyorsunuz ve gittikçe daha da iyi bir yatırımcı haline geliyorsunuz. İnşallah kazandığınız parada ileride arttıkça daha büyük paralarla daha kararlı büyük yatırımlara da girebilir hale geliyorsunuz. Siz de QuantFi'de tamamen masrafsız olarak işlem yapmak istiyorsanız deyin ki aşağıda ve yukarıda hemen üye olun, kullanın. Önce şöyle bir oynayın, ortamı bir tanıyın. Küçücük bir yatırımla başlayın. Asla çok hızlı büyümeyin. 50 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 100 dolar sizin için küçük para neyse, kişiden kişiye değişebilir. QuantFi'de mecburi ilk yatan paranın 50 dolar olması gerekir hesabını açılması için. Daha sonra ama daha küçük miktarlar yollayabilirsiniz. Hani var diye bir Türk arkadaş ben her ay 50 liralık benzin alıyorum. Beni rahatsız etmiyor diyordu. Burada da 50 dolar 25 dolar, 250 dolar her neyse gönlünüze yatan hisse senetlerine yavaş yavaş yatırım yapmaya devam edin. Peki doğru hisse seyitleri nasıl seçeceksiniz? Açıkçası biraz daha meşakkatli bir iş. O yüzden ilk başta belki QQQ gibi ETF'lerle başlamak daha yararlı olabilir. Daha sonra Seeking Alpha gibi şu anda ekranda gördüğünüz platformlardan yararlanıp hisse senetleri konusu araştırmalar yapmak iyi olabilir. Bu platformda senetleri ile ilgili her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Siz de isterseniz açıklamalardaki linke tıklayarak bu platformu bir hafta boyunca bedava kullanabilirsiniz. Sonra ciddi bir indirim var. Böylece buralarda araştıra araştıra daha doğru hisse senetlerini zaman içinde seçeceksiniz. Ama aslında işin yolu çok basit. İleride çok başarılı olacağına inandığınız bir teknoloji varsa o teknolojinin öncü firmalarını seçmek ve onları adım adım yatırım yapmak işin en kolay yolu. Evet siz de sadece 50 dolarla hemen yarın yatırımcı olabilirsiniz. Niye duruyorsunuz bilmiyorum çok iyi bir başlangıç olur ve belki fazla para kazanamazsınız. Belki şanssız bir yatırım olur ama en azından teknoloji dünyasına çok yaklaşırsınız. O zaman da önünüze yepyeni fırsatlar çıkar diye düşünüyorum. Umarım anlattıklarım ilgisi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.